Affedersin, ben ilk defa çalıştırdığınızda açılan pencere budur. Şu anda yeni bir dosya açık durumda değil. Autodesk Inventor şerit menü adı verilen bir menü yapısı sunmaktadır. Şerit menü yapısını biraz daha detaylı görebilmek için hızlı ulaşım menüsü adı verdiğimiz ve birazdan göreceğimiz bu bölümden yeni bir dosya açalım. Örneğin bir montaj. Bu bölüm bizim Browser penceresi adını verdiğimiz ve tasarımlarımızın özelliklerinin listelendiği bölümdür. Bu bölüm çizim alanımızdır. Esas üzerinde duracağımız ise şerit menü yapısıdır. Şerit menü değişik başlıklar ile size sunulur. Her bir başlığa tıkladığınızda bu başlığın altında bulunan komutlar paneller aracılığıyla gruplanmıştır. Paneller içerisinde o panelin komutları yer almaktadır. Burada görmüş olduğunuz ikonlar bu komutlardır. Eğer burada olmayan bir komut var ise panel isminin yanındaki şu görmüş olduğunuz oka basarak diğer ek komutlara da ulaşmanız mümkündür. Bir komutun üzerine gelip bir süre beklediğinizde ipucu penceresi dediğimiz bir pencere açılmaktadır. İpucu penceresinde o komutla ilgili açıklamalar ve varsa görsel malzeme bulunmaktadır. Örneğin yeni bir parça tasarımı yapacağım komutun üzerine geldiğimde bu komutun ne amaçla kullanıldığı ve nasıl kullanıldığını yazı olarak görebilirim. Aynı zamanda grafik olarak bu komutla ilgili bilgi alabilirim. Şerit menü üzerinde sağ tuşa bastığımda şerit menünün görünürlüğü ile ilgili ayarlar bulunmaktadır. Text Off seçeneği komutların ikonlarındaki yazıları kaldırır. Böylece daha ufak bir anda şerit menüyü görebilirsiniz. Small ise ikonların küçülmesini sağlar. Compact dediğimiz bu durumda menümüz biraz daha küçülecektir ve daha kompakt bir yapıda size sunulacaktır. Biz normal olan yapıya geri dönelim. Şurada görmüş olduğunuz düğme ile de şerit menünün görünürlüğünü ayarlamanız mümkündür. Bu görünürlükte başlıklar ve o başlıkların altındaki paneller görüntülenir. Panellerin üzerine geldiğinizde o panellerin içerdiği komutları görebilirsiniz. Bir başka görünürlük seçeneği ise sadece başlıkların listelendiği seçenektir. Burada başlığı tıklamanız komutları görmeniz için gereklidir. Daha sonra komutu çalıştırıp boş bir yere tıkladığınızda yeniden menü yapımız sadece başlıklardan oluşur şekilde görüntülenir. Biz bu alıştırmalarda default olan normal seçeneği kullanacağız. Şerit menü üzerinde sağ tuşa bastığımızda panellerin seçilebileceği, panellerin görünürlüğünün ayarlanabileceği bir bölüm bulunmaktadır. Burada yanında çek işareti olan paneller şu anda bu menüdeki görünür panellerdir. Görünmeyen bir paneli görünür kılmak için yapmanız gereken onu buradan seçmektir. Şerit menü kullanmak istediğiniz biçime göre özelleştirilebilir bir yapıya sahiptir. Farenin sol tuşuyla paneli tutup çizim alanının üzerine getirebilirim. Daha sonra bir başka paneli de bunun üzerine getirdiğimde böylece bu iki paneli gruplamış olabilirim. Panelleri yeniden yerlerine göndermek için üzerine gelip bir süre beklediğimde buradaki ikonu kullanıyorum. Panele geri gönder dediğim an paneller yeniden normal yerlerine dönmüş oluyorlar. Üst bölüm hızlı ulaşım menüsü adını verdiğimiz bir bölümdür. Hızlı ulaşım bölümünde yeni dosya açma, dosya açma, dosya kaydetme, işlemi geri alma gibi komutlara ulaşabilirsiniz. Sol üst tarafta gördüğünüz bölüm ise uygulama menüsü adı verilen bölümdür. Burada da daha önceki sürümlerde file menüsünün altında bulunan komutlar yer almaktadır. Yeni dosya açma, dosya açma, kaydetme, dosyanın özelliklerini görme gibi komutlar burada yer alır. Aynı zamanda Autodesk Inventor seçeneklerine ulaşabileceğiniz Option komutu da burada yer almaktadır.
Options diyalog kutusu değişik ana başlıklar altında toplanmıştır. Örneğin çalışma alanınızın renk özelliklerini Colors bölümünden ayarlayabilirsiniz. Burada hazır tanımlı renk şemaları yer alır. Eğer Autodesk Inventor'ı eski kullanıcı arayüzüyle kullanmak istiyorsanız bu bölümden klasik seçeneğini seçmeniz gerekmektedir. Bu bölüm ise şerit menüdeki ikonların renk özelliklerini gösterir. Uygulama seçenekleri diyalog kutusundaki diğer bölümlere ilgili bölümleri incelediğimiz videolarda geri döneceğiz. Bu bölümde görmüş olduğumuz ise bilgi menüsüdür. Öncelikle burada yardım alma özellikleri yer alır. Yardım alma özellikleri içerisinde yeni özellikler, workshop'u, değişik öğrenme araçları bulunmaktadır. Örneğin eski sürümden gelen bir kullanıcıysanız, eski sürümdeki bir komutun yeni menü yapısındaki yerini bulmak için buradaki bölümden Command Locator komutunu çalıştırmanız gerekir. Pencereyi biraz küçültelim daha rahat görmek için. Yeni bir pencere açılır ve bu pencerede sol tarafta Autodesk Inventor komutları listelenir. Yapmamız gereken bu komutlardan hangisinin yerini aramak istiyorsak üzerine gelip onu işaretlememizdir. Ve gördüğünüz gibi Autodesk Inventor size yeni bir pencerede işaretlediğiniz komutun yeni kullanıcı arayüzünde nerede yer aldığını gösterir. Çizim alanımızın biraz daha büyümesini sağlayacak özel bir komutumuz bulunmaktadır. Bunu da zaman zaman kullanacağımız için şimdiden göstermekte fayda var. View başlığı altındaki Clean Screen komutuna bastığınızda şerit menü ve browser penceresi gizlenmiş olur. Böylece çizim alanımız büyümüştür ve daha rahat çalışma olanağı bize sağlar. Bunun için bir kısa yol tuşu bulunmaktadır. Kontrol 0 kısa yoluyla clean screen ya da normal pencere arasında gidip gelebilirsiniz. Autodesk Inventor seçilecek ya da üzerine gelindiğinde bulunan nesneye bağlı olarak sağ tuş menüleri ile ilgili özellikler sunmaktadır. Şu anda boş bir alanda sağ tuş menüsüne bastığımda kullanabileceğim komutlar burada listelenir. Sağ tuş menüsü daha önce de söylediğim gibi üzerine geldiğiniz nesnenin tipine, özelliklerine bağlı olarak içerik değiştirebilir. Çizim ekranımızın sağ tarafında ise modellere değişik açılardan bakmanızı sağlayan komutlar yer alır. Bunları da ilerleyen alıştırmalarımızda göreceğiz.